Merhaba arkadaşlar. Bugün alkışla açmayacağım. Çünkü bu konuda çok eleştiriliyorum. Şimdi beraber makyaj yapacağız. Çünkü ders çalışmak dışında canım her şeyi yapmak istiyor. Tipimden de anlaşıldığı üzere bir tek bir durumdayım. Bayağıdır konuşmalı bir video atmamıştım size. Çok stresli ve gergin olduğum bir dönemdeyim. Ders çalışmayı da çok fazla aksatıyorum. Artık zekam dayanmıyor yani. İnsan var ya, önemli olan ne biliyor musun? İnsanın psikolojisinin iyi olması. Çok ciddiyim yani. Ben sakin bir insanım, anlıyor musunuz? İkiz Emre, onu bak, verdim. Sakin ve güçlü bir insanım çünkü böyle şeylere dayanabiliyorum. Hala ders çalışma peşindeyim mesela. Daha ne yapayım yani? Neyse işte. Ders çalışamıyorum. Yani o yüzden benden çok fazla ders çalışmalı video beklemeyin yani bu aralar. Belki de bekleyin. Çünkü gerçekten ikizler burcu olduğum için belki de yarın çok iyi çalışmak isterim falan. Öyle. Bu arada benim gibi olan çok insan var. Mesela Ali Eren de bu hafta vlog atmadı. O benim takip ettiğim 2024 KPSS model diye birini takip ediyorum ya. O da mesela video atmadı bu hafta. Yani insanlar galiba bir çöküş sürecinde ya da sosyal medyadan uzaklaşıyorlar. Bilmiyorum neden. Öyle yani. Öyle, o yüzden biraz makyaj yapıp kendimize gelelim. Saygı duymuyorum sana. Ben sana saygı duymuyorum. Arkadaşlar şunu sürüyorum. Ne yaptım başka? Hiçbir şey yapmadım. Ha, bu arada şeyi söyleyecektim. Bakın, önemli olan bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Ahmet Hoca'nın biliyorsunuz videoları var. Yani videoları var. O Ahmet Hoca pazar günleri 22.30'da canlı yayın yapıyor, tamam mı? Bir saat falan, işte 40 dakika bir saat arası ders anlatıyor. Bu haftada, yani dün pazardı, bugün pazartesi, bu haftada şey yaptı, soru çözümü. Kendi denemelerinden soru çözümü yaptı. İlk Türk devletlerine ait ve işte ilk Müslüman Türk devletleri konusu var ya, ilk konu oradan. Sonra konuşmayı da bir bilsen ya. Sonra dedi ki orada, çok yanlış çalışan insanları görüyorum dedi. Ahmet Hoca da şey, bu arada hikaye paylaştığınız zaman mesela direkt o da kendi hikayesine paylaşıyor. Yani ne yaptığınızı görüyor. Dedi ki çok yanlış çalışan insanları görüyorum dedi. Kamp yapıyorsunuz dedi işte. 40 günlük bir kamp var, yapıyorsunuz, onu gördüm falan dedi. Hatta kayıtlı yani şeyi, videosu görebilirsiniz. Açıp izleyebilirsiniz Instagram'dan. İşte çok yanlış çalışma yöntemleri var. Size çalışma yöntemiyle alakalı video çekeceğim dedi. Şimdi bu, ben de kampta 3. günüm diye bir tane fotoğraf atmıştım. Hoca onu profilinde paylaşmıştım. Şimdi ben bu resme üstüme alındım yani bu lafını. Yani büyük ihtimal benden başka kamp yapanlar da olduğu için hani hepimizi görüp buna neyin kampını yapıyor falan diye sorgulamış olabilir. Sonra işte dedi kampla olacak iş değil. Çok yanlış. Çünkü yani sonuçta o kampı yetişemiyorum. Ben mesela yetişemedim. İlk 3-4 gün çok iyiydi ama sonrasında yetişemedim. Çünkü o kadar bilgiyi hafızam kabul etmiyor yani. Bence kimseninkini kabul etmiyor bu arada. Ya da o konuları sanırım bitirmiş ve tekrar etmiş olan kişiler için geçerli o kamplar. Öyle. O yüzden ben de o kampı bıraktım tabii ki. Her zamanki 35. kamp bırakışım. Şimdi tarihe yavaş yavaş çalışacağım. Nefret ediyorum artık gerçekten. Yani çalışamadıkça da nefretim artıyor. Coğrafya zaten neredeyse bitti. 3-5 tane video kaldı. Onları izleyeceğim. Türkçeden çok iyi gidiyorum. Türkçe Özgür Hoca'dan devam ediyor. Başka ne var? Matematikte şimdi hocanın video ders notu geldi. Onunla tekrar baştan, oradan tekrar edeceğim. Normal iPad'den çözmüştüm. Problemlerle devam ediyorum. Tarih dışında her şey iyi gidiyor bence. Öyle. Yani tarih kampını bıraktım. Buradan bana söyleyebilirsiniz. Çok haklısınız ama bıraktım. İşte öyle arkadaşlar. Yani kısacası motivasyon yok, moral yok. Para yok. Hiçbir şey yok. Gerçekten bütün paramı da yine kitaplara verdim bu arada. Bu arada İSEM kitaptan kesinlikle alışveriş yapmayın. Kesinlikle yani. Çünkü yaklaşık bir, ben ne zaman aldım? 15'inde mi? 16'sında mı ne aldım? Bugün en kaçı? 26'sı mı? Kitaplarım hala hazırlanıyor görünüyor. 27'siymiş ve herhangi bir bilgi yok kitaplara ait yani. Hazırlanmayı bırakın ve ne maile dönüş yapıyorlar, ne aradığınızda açıyorlar. Aradım mesela bugün. 51. sırada bekliyorum. Büyük ihtimal kimse telefonlarını açmıyorlar. İnsanlar artık bıkıp kapatıyor. Çünkü şikayet vara baktım. Şikayet vardı 500 tane yani şikayet var. Ve mesela 7'sinde, 7 Kasım'da sipariş veren insanların siparişleri gelmemiş. Hala hazırlanıyor görünüyormuş falan filan. Bir de İSEM kitap, anlıyor musunuz?
Yani onu bekliyorum. O kitapları bekliyorum. Böyle. Neyse arkadaşlar, dertlerimizi anlatmakla bitmez. Gerçekten. Gelin bir dinleyin yani. Anlıyor musunuz? O yüzden Allah başka dert vermesin. O yüzden ben gidiyorum şimdi. Coğrafya çalışmaya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi çalışmam bitti burada. Size bir video çekmek istedim. Yani böyle videoyla kapatmak istedim. Şimdi tekrarlarımı yaptım. Biraz da video editledim. Bu videonun bir kısmını editledim şu anda. Toplamda da 3 saat 10 dakikalık bir çalışmam oldu. Bunu da soruyorsunuz kaç saat çalıştım diye. Çok az. Yarın kütüphaneye gitme gibi bir planım var. Umarım, yani yaklaşık zaten 2-3 aydır kütüphaneye gitme gibi bir planım var. Umarım yarın gerçekleştirebilirim bu planı. Çünkü çok istiyorum gerçekten gitmek. Gidersem de zaten oradan çekeceğim. Onu da izlersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu video biraz kısa oldu. Böyle bir şey oldu. Ama kusura bakmayın arkadaşlar. Motivasyondan kaynaklı. Kısa süre içerisinde geri döneceğiz. İnanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.